Haşhaşilerin hikayesini oyun dünyasında en iyi şekilde ortaya koyan Assassin's Creed, efsane karakterleriyle yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Şimdiye dek Assassin's Creed serisinde biri El Tahir ve diğeri Ezio olmak üzere iki karakter diğerlerinden çok daha öne çıktı. Bazılarına göre serinin en iyi ana karakteri olarak kabul edilen Ezio'nun üçlemesi yeniden ekranlara gelecek. Ezio Auditoria de France serinin ikinci oyununun yanı sıra Brotherhood ve Revelations oyunlarında yer almıştı. Kanuni Sultan Süleyman'la şehzadeyken tanışan ve İstanbul'da tapınakçılara karşı birlikte mücadele veren Ezio'nun dönüşü ise Assassin's Creed The Ezio Collection'ın olacak. PS4 ve Xbox One için çıkacak olan oyun şirketin bloğundan duyuruldu. Koleksiyonun içinde geliştirilmiş grafikleriyle önceki 3 oyunun yanı sıra Ezio'nun yer aldığı animasyon dizi de yer alıyor. Ayrıca sevilen oyunun filmine dair yeni görüntüler de meraklılarını heyecanlandırdı. Bu yılın sonunda vizyona girecek olan Assassin's Creed filminden görüntülerde Fassbender'ın canlandırdığı suikastçı meşhur kostümü içinde görülüyor. 23 Aralık 2016'da vizyona girecek film, oyun uyarlamalarından da iyi filmler çıkabileceğini göstermek adına en iyi adaylardan biri. Geçtiğimiz hafta yapılan tanıtımın ardından iPhone işletim sistemi iOS 10 ilgili modellere indirmeye sunuldu. iOS 10 sürümü iPhone 5 veya daha yeni iPhone modelleri ve iPad modelleriyle uyumlu. Yeni işletim sisteminde widget adı verilen uygulama parçaları sayesinde uygulamalar açılmadan hava durumu veya müzik çalma bilgileri görüntülenebiliyor. Fotoğraflar uygulamasındaysa artık yüz tanıma destekleniyor ve yüzlere uygun albümler oluşturulabiliyor. Haritalar da artık takviminizdeki randevulara göre gitmek isteyebileceğiniz yere proaktif olarak yol tarifleri sunan yeni bir teknolojiye sahip. Bildirim ekranı ise yeniden tasarlandı. Daha göze çarpan baloncuklar içerisinde bildirimin zamanı ve hangi kaynaktan geldiği görülebiliyor. Artık kullanıcılar bildirimi görmek veya telefonu kontrol etmek isteyip kaldırdıklarında akıllı saatlerde olduğu gibi sistem otomatik olarak uyanıyor. Kullanıcılar Siri üzerinden uygulamalarla etkileşime geçebiliyor. Uygulamaları sesle kontrol edebiliyor, sipariş verebiliyor veya taksi çağırabiliyor. Makine öğrenme dili sayesinde Siri daha hedefe odaklı öneriler sunabiliyor. Örneğin mesaj yazarken karşı taraf nerede olduğunuzu sorduğunda Siri otomatik olarak mesaja konumunuzu ekleyebiliyor.
iMessage uygulamasında ise artık zengin bağlantılar sayesinde web siteleri veya video linklerinin ön izlemesi görülebiliyor. Diğer taraftan emojiler 3 kat büyüyor ve kelimeler tek dokunuşla emojiye döndürülebiliyor. Örneğin mutlu kelimesine bir kez dokunarak gülen surat elde edilebiliyor. Yine sadece karşıdaki kişinin görebileceği görünmez mesajlar ve ekranı kaplayan simgeler de yenilikler arasında.